Hele Huzeyfe İbnül Yaman'a gidelim. Hastalandığında insanlar etrafına dolanırlar. Derler ki ey Huzeyfe ne istiyorsun? Hani annemiz gelir ya, babamız gelir, eşimiz gelir, kardeşimiz gelir. Hastalandığımızda başımızı okşarlar, elimizden tutarlar. Şu an canın ne yemek istiyor? En sevdiğin yemeği söyle onu yapalım. En sevdiğin içeceği söyle onu hazırlayalım. Bir salih dostu gördüğünde mi şifa bulacaksın? Arayalım hemen yanına getirelim. Huzeyfe İbnül Yaman'a böyle sanki bir soru soruyorlar. Ne istiyorsun? Şu an son demlerini yaşıyorsun. Cennet için yaşayan adamın dudakları arasından benim az önce söylediğim sözler çıkmaz. Bana acı ve hurması getirin demez. Bana zemzem sularıyla rahatlatın demez. Falanca zatı getirin demez. Bu benim gibi dünyaya ayaklarını çakmış adamların sözleridir. Huzeyfe İbnül Yaman değil. Onun dudakları arasından cennet diyor. Son isteğim cennet. Çünkü onun için yaşadı. Çünkü onun için ilim öğrendi. İnsanlar hayrı sorarken fitneler cennetine mani olmasın diye Peygamber Aleyhisselam'a fitnelerden sordu. Onun için savaştı. Onun için yöneticilik yapıp ümmetin sorumluluğunu aldı. Tabii ki bu adam son anlarında bu sözü söyler. Dudakları arasından cennet sözü çıkar. Peki derler ki şikayetin nedir? Sıkıntın nedir? Hani bize sorsa doktor, eş, dost, ağrılarımızı şikayet ederiz. Acılarımızı şikayet ederiz. İçinde bulunduğumuz meşakkatı şikayet ederiz. Ama bakın Huzeyfe İbnül Yaman bundan da uzak. Diyor ki günahlarım diyor Subhanallah. Günahlarım. Yani yine cennetime mani olacak. Beni Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetinden uzaklaştıracak. Cennetin nimetlerine engel olacak. Diyor günahlardır diyor Subhanallah. Şimdi ey aziz dostum. Bir taraftan Ebu Hureyre'nin, bir taraftan Huzeyfe İbnül Yaman'ın sözüne bak. Onlar her hayrın başında hayırdan öndelerdi. Her salih amelin başında bekçilerdi. İnsanlarla o ameli işleme konusunda yarışıyorlardı. Onun için yaşadılar ve o hayır için öldüler. Onlar halen içinde bulundukları halden korkarak ölümü beklerlerken şimdi sen ve ben dokunduğumuzda elimizde kalacak salih amel dallarımıza güvenmeyelim. Falanca zamanda infaklarınıza güvenmeyin. Filanca zamanda yapmış olduğunuz cihada güvenmeyin. Filanca zamanda koşmuş olduğunuz hayır yollarına güvenmeyin. Çünkü niceleri o sert topraklardan sonra öyle yumuşak bir toprağa basmıştır ki maalesef o toprak onların ayaklarını cehennem çukurlarına kaydırmıştır. Dün secdelerinde ağlayanlar, dün Allah Subhanahu ve Taala denildiğinde tüyleri ürperenler, dün cehennemle ilgili ayetleri okuyup bayılanlar, maalesef şu an yaşayan bir ceset ve ölü olarak bu sokaklarda gezmektedirler. Namazdan bir haber, İslam'dan bir haber olarak yaşamaktadırlar. O yüzden amellerimiz bizi güvene sokmasın. Zira bu ümmetin imamı, bu ümmetin rehberi Resulullah aleyhissalatu vesselam bile beni amellerim cennete sokmayacak diye ifade buyurmuştur. Ya Resulallah seni amellerin cennete sokmayacaksa haramlar içerisinde yoğrulan, haramların içerisine batmış bu bedenler neyle cennete girecekler? Cevap Allah'ın rahmeti. Evet aziz dostlar. Sahabe ölümü o derece içselleştirmişlerdi ki, ölümle öyle kardeş olmuşlardı ki, bu iki söz bu şahısların dudaklarına çok güzel yakışıyordu.